Hicaz Demiryolu, Osmanlı padişahı olan 2. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yılları arasında Şam ile Medine arasında yaptırılan demiryoludur. Padişah Abdülhamit tahta çıktığı sırada ilk iş olarak eğitim ve öğretim alanında birçok değişiklik ve yenilik getirmiştir. Sonraki hamlesi ise telgrafı Türk topraklarına getirmek ve yaymak olmuştur. Yenilikçi bir padişah olan 2. Abdülhamit'in o dönemler büyük bir hayali daha vardır. O da Şam ile Medine arasında bir demir yolu. Günümüzde bu istasyon müzeye çevrilmiştir. Bu müzeyi gezmek için uzun zaman ayırabilirsiniz. Çünkü içeride Medine'nin İslam öncesi dönemine ait eserler, doğal çevresi hakkında bilgiler, Hz. Muhammed Aleyhisselam döneminde Medine ve Suudi Arabistan tarihiyle ilgili bölümler var. Medine'yi çevreleyen dağlar ve volkanik toprak yapısı, bitki örtüsü ve ürün çeşitliliği detaylı fotoğraf ve örneklerle paylaşılıyor. Medine tarihi ve kültürü hakkında oldukça detaylı bilgiyi müzede öğrenebilirsiniz. İslam dönemi, özellikle ikinci kattaki sergilemenin ana konusu, sahabe içinde en iyi ok atan Sa'd bin Ebu Vakkas'ın yayı, Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu taş bloklar, aydınlatma gereçleri ve Medine'de hicret sonrası gelişen İslam kültürüne ait çok sayıda eser ziyaretçilerle paylaşılıyor. Medine istasyonu bugün bir müze fakat geçmişinde çok önemli bir tarihi görev üstlenmiş ve Hicaz Demiryolu'nun son istasyonu olarak önemini her zaman koruyacak. Müslüman alemin sevilen padişahı 2. Abdülhamit, demiryolunun yapımı sırasında kutsal topraklardaki halkın rahatsız edilmemesini ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin rahatsız olmasını istememiştir. Bunun için de rayların altına keçe döşedilerek çalıştırılmasını emretmiştir. Bölgede sessiz lokomotifler kullanılmıştır. Hicaz Demiryolu'nun yapımı büyük ilgi ve takdir görmüştür. 2. Abdülhamit, "Yaşa ey padişahı alişan, şevket ve şanın olsun efsun ter" gibi birçok övgüler almıştır. Hicaz Demiryolu'nun yapımı sırasında bu bölgelerde yaşayan eşkıya grupları Demiryolu'nun yapımına karşı çıkıp saldırılarda bulunmuştur. Hicaz Demiryolu'nun yapımı sırasında 2666 köprü ve menfez, 7 demiryolu köprü, 9 tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su deposu, 2 hastane ve 3 atölye yapılmıştır. Demiryolunun toplam maliyeti 3,5 milyon lirayı bulmuştur. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinin ardından yönetim ve Hicaz Demiryolu ismi üzerinde değişiklik yapılmıştır. Gerçek adı Hamidiye Hicaz Demiryolu iken ismini Hicaz Demir Yolları olarak değiştirmişlerdir. 7 Ocak 1919 yılında imzalanan Mondros Anlaşması ile Osmanlı Hicaz bölgesindeki tüm hakimiyetini kaybetmiştir. Ardından Hicaz Demir Yolu'nun yönetimi Osmanlı Devleti'nin elinden alınmıştır. Fahrettin Paşa Medine'de bulunan mukaddes emanetleri İstanbul'a getirmeyi başarmıştır. Hicaz Demir Yolu, Birinci Dünya Savaşı'na kadar yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Hicaz Demiryolu her ne kadar kısa süre kullanılmışsa da yapıldığı esnada dünyanın yarısından fazlası yardımlarını esirgememiş ve birlik beraberlik içinde inşasına devam etmiştir. Günümüzde Osmanlı Yadigarı Hicaz Demiryolu'nun Ürdün hattı aradan geçen 115 yıla rağmen halen hizmet vermeye sürdürüyor. Sultan 2. Abdülhamit döneminde Şam ile Medine arasında inşa edilen Hicaz Demiryolu'nun Ürdün'de bulunan kısmı aradan geçen 115 yıla rağmen turistik geziler için de olsa
hala hizmet vermeye devam ediyor.